Tamam, sen misin aşkım, video çekiyorum. Bu işi bu sefer tam ekran yapmak zorunda kaldım arkadaşlar, bilgisayarımdaki şeyi. Ay! Telefonumu tam ekran yapmak durumunda kaldım. Çünkü HD çekmesini istiyorum. Full HD çekince montajlarken çok zor oluyor. Başlattım. Biraz yakınlaştıralım. Anne bana meyve doğurmuş ve şu an beni kapıdan izliyor bebişkom. Saçımı da bağladığıma göre videomuza başlayabiliriz. Annem bana kapıdan öpücük atıyor. Bana ne? Şimdi arkadaşlar kapağımız bu şekilde gözüküyor arkadaşlar. Bunu kaplayacağım. Ben böyle şey yapmak istiyorum. Ya da ben de şeklinde çizmek istiyorum ve onu ay neler çekiyorum. Ay! İlk yaptım. İlk bir şekilde ben bunu nasıl şey yapıyorum? Ondan sonra şuraya 4 tane yapmak istiyorum. 4 tane köşesinden yapıştıracağım. Öyle bir şey düşündüm demin. Sketchbook tur izlerken öyle bir şey. Umarım net bir şekilde gözüküyordur arkadaşlar ve videomdan memnun kalırsınız. Bunu aslında ben video çekmeyecektim. Sonra bir baktım, bir video içeriği daha çıkarayım. Malum YouTube'dan para kazanma özelliğim de açıldığı için bu çok küçük oldu. Şöyle yapalım, şöyle şuraya kadar falan gelsin. Ve Instagram'ımı da kapatıldığı için. Ama açılacak ya, umarım açılır yani. Çok mutsuzum, çok mutsuzum arkadaşlar. Çok mu küçük yapıyorum ben ya? Bayağı yaptıkça küçülüyor resmen. Yaptıkça küçülttüm resmen. Tamamdır. Bu şekilde yara bazlarımı sezer arkadaşlar. Hepsi eğrim büğrüm bir şekilde oldu. Her neyse. Biraz daha üstünden geçecek mi ya? Yani düz bir şekilde mi yapsak? Nasıl yapsak? Ya da bende resmini ya da bende nasıl çizilir? Tamam bakalım. Göstermeyeyim şeyi. Ha, daha 4 dakika olmuş. Yara bende çizime. Eşleşen bazı resimler gösteriliyor. Ha, böyle çiziliyormuş. Yani buna bakarak çizmekten ne bekliyoruz arkadaşlar? Elim titri. Elim kom titriyor. Bunun kabanı çizmemişler. Sadece zaten ben de kabana göre çizim yapmadım. Ondan kolay bir şekilde çizeceğim. Şöyle çizelim. Şöyle çizelim. Ben bayağı bir ara vermiştim çizime. Sonra yeniden eski defterimi çıkarttım ve bir daha başladım çizime. Hı, tamam böyle. Bunu biraz koyu çizeceğim şu kare kısmını. Ben kenarına şey çizeceğim. Haydi başlayalım. Zaten en son yaptığım şeyde de bir tane şey çizdim. Çok açıklayıcı oldu. En son yaptım. Marker kalemleri kullanıyorum. Videomda da zaten. Şeyi kullandım yani. Yara bandı çizmiştim. Çok uzaktan çekiyor bence ya. Değil mi? Öyle yakınlaştıralım. Bu da arkasına geçiriyoruz. Yapıştıracağım sonuçta. Değil mi? Arkadaşlar saçımı Afrika örgüsü yaptırdım ya ben. İnsanlar beni bana bile insana bakıyorlar. Çetin çok güzel olmuş. Yok amca. Amca eğilmiş çınarın ortasında bana. İnsanlar geçerken senin saçına bakıyor diyor. Ama hoşuma gitti. Dikkat çekmek benim işim amca. Amca ne sanıyorsun amca? Yara bandı çok dandirik bir yara bandı yaptı. Ya. Ucuzluk bir yara bandı olsun arkadaşlar. Bu yara tam kapatmıyor. Kapatmayan böyle. İyileştirmeyen bir yara bandımız olsun. Daha da nasılsınız? Ben geldim diye mi kasıldınız? Bugün özel bir toplantınız, cenazem mi var? Işın ışırsınız. İkisini de beraber kapatıp yeniden başlattım. Çünkü ondan sonra da biraz beni zorluyor. Hani uzun olduğu için dakikası. Bununla da geri kalan boyacağım arkadaşlar. Ay keşke o şeyi kaybetmeseydim ben. Turuncumu. Bu muydu? Hangisiydi? Böyle üstünden geçeceğim. Direktman üstünden geçiyorum. Bence çok sevimli bir yara bandı oldu ya. Sizce arkadaşlar. Yara bandı yaptık. Bugün bir iki videomuzda. Ben niye kapatıyorum hemen şunu ya. Karnım gırt yapıyor. Karnım gırıldıyor arkadaşlar ya. O kadar şey yiyorum.
Çok fazla olurum arkadaşlar ya. Çok fazla yiyorum. Ve doymak bilmiyorum. Çok bu şekilde. Arkadaşlar nasılsınız ya? Mesela bütün çizimler hoşunuza gidiyor. Sadece çok 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 ders 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 dolmuyor yani. Yani İngilizce kursum vardı dün ve bugün gitar kursuna gittim. Bilmiyorum. Bu şekilde de ya tabaklarını çizdim arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenmişsiniz de yapacak bir şey yok yani, bunu yapacağım. Şimdi ne yapsam? Makas falan gerekiyor. Bir dakika. Şimdi arkadaşlar şöyle bir tane kılıç yapmak istiyorum ben. Kavada da kendimi çizmek istiyorum. Sonra tarihler falan çizmek istiyorum. Ama henüz o kadar gelişmediğim için nasıl yapacağımı bilemedim arkadaşlar. Onun için ilk olarak onu kesmekle başlıyoruz. Bu arada arkadaşlar benim bir sürü evde kılıçlarım falan vardı. Ben o kılıçları da eskiz defteri haline getirdim ama küçük getirmişim. Yani küçük bir eskiz defterim oldu. Keşke biraz daha büyük olsaydı ama çok küçük dediğim de yani. Bundan falan büyük. Bu eskiz defterinden birazcık büyük. İyi misiniz ya? Buna moralim bozuldu. Keşke biraz daha büyük yani yaptırsaydım. Arkadaşlar beni lütfen sever misiniz? Zorla güzellik olmaz ama beni sevmenize çok ihtiyacım. Yani ne bileyim Şahsin abla. Beni küçükler takip etsin istiyorum. Büyükler hep abaz olduğu için. Beni küçükler takip etsin istiyorum. Bir de dalga geçiyorlar böyle küçük takipçisi olanlar. Hepsi bebe bilmem ne diyorlar. Ama ben mesela benim kızım ve küçük takipçim olmasını istiyorum. Onun için bu tarzda videolar çekmeye başladım arkadaşlar. Arkadaşlar bunun içinde de çıtır kova vardı. 5-6 pakettir bundan yiyorum. Çok beğeniyorum. Çok seviyorum. Hatta bizim market mahalledeki benim için özel getiriyor falan diyebilirim. Ben demiştim işte getirtti yani. 4 paket falan aldım ben. Hani ben demiştim ya size eskiz defteri yaptırdım. Elimde bir sürü kılıçlar vardı. İşte yaptırdım eskiz defteri bu. Bundan 6 tane var arkadaşlar. Ne yapacağım 6 tane defteri? Keşke bir tane değil. Bundan 2 tane olacak şekilde olsaydı. Bundan 2 tane. Görüyor musunuz? Ama kameram görmüyor. Neyse onun sesini kapattım zaten. Bundan 2 tane olacak şekilde olsaydı. Yani böyle 2 tane yan yana gelseydi. Bir tanesi de büyük olur en azından. Ama ben bundan 6 tane yaptırdım. Ses mi geldi? Sen ne yapıyordun? Ödüm bokuma karıştı. Çok korktum. O nasıl yapmışım? Bak biri ölüyor, can çekişiyor gibi. Diye biri atlıyor sanki bir yerden. Şimdi de bunu buraya böyle yapıştıracağım arkadaşlar. Ama ben bunu ne yapacağım, ne çizsem ya. Hiç hala bilemedim. Ondan sonra bunu böyle yapacağım ve kenarlarını da yara bandıyla kapatacağım. Bence çok tatlı olacak. Ama arkasında hiç eskiz defterinin kapağının kalmasını istemiyorum. Bir tane daha malum kırmızı bol. Hepsi ağaçtan yapıldılar. Evet ama farkındayım olsun. Yani ne yapabilirim? İhtiyacım var. Bu yüzden çıkarttım. Ne yapacağım? Ha, bir dakika ben bildim. Burada boşuna durmuyor bu karton. Bu karton burada boşuna durmuyor arkadaşlar. Bu kartonu yapıştıracağım. Şöyle şunu çıkartalım. Pembe. Ya bu da en sevdiğim renk arkadaşlar. Ama burada karton bu şekilde gözüküyor arkadaşlar. Ah, şöyle kartonum var arkadaşlar bir tane. Mor en sevdiğimden ama pembe yapmak istiyor canım. Ona bir çıkartalım. Ben bunu böyle yapmak istemiyorum ki ya. Kapağı biraz gözüksün istiyorum. Yani vazgeçtim. Kapağı gözüksün bence. Veya şeylerle falan doldurayım ben. Böyle bir şeyler yapıştırayım yani. Üst üste falan yapıştırayım. Bence öyle de güzel olabilir diye düşündüm. Küçük küçük bir şeyler yapıştıracağım. Bence güzel olabilir yani. Ya da ne yapayım ben ya? Şunu şöyle yapıştıralım. Aynen böyle yapalım. Çünkü hem şey yapmak hem bir şey yapmak çok zor geliyor bana. Yapıştırmıyor ki bu doğru düzgün ya. Bu yapıştırmıyor ki yapıştırıcı. Yalnız bu yapıştırıcı yapıştırmıyor. Ne biçim yapıştırıcısın sen ya? Yapıştırdı da işte. Böyle böyle. Şimdi de şunu şöyle yapacağım. Yara bandımız yerini aldı. Bu şekilde çizdim. Ondan sonra önce sonra diye de videosunu fotoğrafını çekmek istiyorum arkadaşlar.
Eskiz defterinin başlama tarihini, ondan sonra da bitiş tarihini yazmayı düşünüyorum. 2019'dan beri bitmeyen eskiz defteri yapmışlar ya. Biraz yakınlaştıralım. Yakınlaştıracağım deyip uzaklaştırmayana ne bileyim. Bu şekilde oldu arkadaşlar defterimizin kapağı. Ben bir şey yapıştırmak istemedim ama onu yapıştırmak yerine mesela şuraya küçücük bir tane gül çiçek, şuraya bir tane küçücük bir böyle çizdiğim küçücük çizimleri de yapıştırabilirim bence. Ha kaç ne zaman? 24 Aralık 2019. Yani 24 12 2019. Ayşen Çelik'in eskiz defteri. Bence güzel oldu arkadaşlar ya sizce. Bitiş tarihi hala belli olmayan bir defter yapmışlar. Çünkü bilmiyorum. Arkadaşlar şu defteri ben pofuduk pofuduk bir defter olsun istiyorum. Böyle tıklım tıklım içi dolu dolu bir defter olsun istiyorum. Bir sürü şey yapıştırdım. Bir sürü şey çizdim. Bir sürü şey pofuduk şişko bir defter olsun istiyorum. Umarım anlatabilmişimdir arkadaşlar. Tamam böyle bir defter. Şurasını da yazabilirim aslında ya. Ama pek gözükmüyor ama küçük yani. Şöyle bir sürü böyle küçücük. Şimdi çıkartmalar çizeceğim arkadaşlar. Bir sürü farklı farklı. Şuradan Pinterest'e gireceğim ve oradan bakaraktan bir şeyler çizeceğim. Sketchbook. Ne deniyordu ona ya? Çıkartma. Çıkartma. Diyorum neler çıktı. Dudak mesela. Bir tane dudak çizelim. Dudak çiziyoruz arkadaşlar. Yakınlaştırın. Bir tane ayı gibi dudak olsun istiyorum. Tamam böyle bir dudağımız var. Bunu çizmek önemli değil ya. Dudağı çizmek önemli değil de bence dişi çizmek önemli. Ben dişi beceremeyen bir insan olduğum için. Ama becerdim ya. Beceremiyorum dedim ve dişi becerdim arkadaşlar. Neyse. Dilini boyamayacağım. Dili zaten pembe. Sadece dudağını boyayacağım. Dudağını da kıpkırmızıya boyayacağım arkadaşlar. Bu bizim ilk çıkartmamız olsun. Stickers yani. Stickers'ımız olsun. Bu bizim ilk stickers'ımız. Böyle küçük stickers'lar yapıyorum. Oha kedim yanıma tırmanıyor. Kedicik benden ne istiyorsun? Arkadaşlar rüyamda kedimi boğulurken gördüm. Bir tane akvaryum almışsınız eve. Böyle büyük süslü güzel bir akvaryum. Tam olarak akvaryum değil de böyle süs malzemesi gibi bir şey ve kedim içine girmiş. Ve akvaryumun içinde de arkadaşlar böyle bir sürü oyuncaklar falan olduğu için kedime ben oyuncak sanıyorum ilk başta işte aa hareket eden oyuncak falan diyorum. Sonra bir bakıyorum benim kedim boğuluyor. Neyse ki öldü ya en sonunda ağladım. Ağladım arkadaşlar. Çok kötü bir rüyaydı. Beni korkuttular. Sonra annemi aradım ve anne beni korkuttular. Kesinlikle korkuttular dedim. Çok fenaydı. Allah kimseyi sevdiğiyle sınamasın arkadaşlar ya. Allah kimse sevdiğiyle sınamasın. Yani dişi de pembe oldu arkadaşlar boyamadığım için. Ya ben boyamayacağım dedim ama dili pembe olduğu için şu an dişi de pembe oldu. Bakar mısınız? Dişi de pembe oldu. Neyse artık. Başka neler çizebilirim? Karpuz çizeceğim. Karpuzu çok seviyorum. Ama karpuzu şey olarak çizmeyi düşünüyorum. Acaba hata yapar mıyım çizerken ya? Büyük ihtimalle yaparım. Ondan dolayı koca kalemle çizeyim. Yapmadım. Yani şu an hata yapmış gözükmediğim için. Böyle bir dedim karpuz. Karpuz güzeldir ya. Çok çok iyi gider. Oha çizim yaparken hiç hata yapmadım. Çok güzel bir şey. Bunun hepsini şeyle boyamayı düşünüyorum bu arada. Marker kalemlerimle. Ya bunun ucu çok ince ya. Hızlı hızlı konuşuyorum arkadaşlar ve bağırarak konuştuğum için. Sesim bu şekilde çıkıyor sorry. Beni de sevmeyen izlemesin Allah Allah ne yapayım yani. Değil mi yani? Burasını da kıpkırmızı yapalım. Burasını da kırmızı yapalım. Bu arada arkadaşlar hiç silmedim. Farkında mısınız? Hiç silmeden yap. Çok seviyorum video çekmesini. Her türlü. Bu şekilde karpuzumuz da bu şekilde oldu. Bu arada hiç silmeden yaptım. Alkış. Alkış kızım ha.
Hareketin anlamını bilmiyorum. Onu çizeceğim. X'u X falan yapacağım. Ne anlamı bilmiyorum ama onu çizmek istedim. Yapmak istedim daha doğrusu. Onun için diğer kalemlemi de çıkardım. Böyle rengarenk bir şey olsun istiyorum. Biraz kötü oldu ya. Biraz kötü oldu, farkındayım. Şuraya da X. Çok kötü oldu lan. Neyse artık. Hatta berbat oldu. Sizce berbat mı oldu arkadaşlar? Bence çok güzel oldu. Yani berbat oldu dedikten sonra çok güzel oldu demeyen de ne bilemiyorum. Ya böyle daha kötü oldu ya. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Yani geri kalan kısmını da sileceğim ya. Şunu şöyle kenarından yokmuş gibi silelim. Sonra pembe kısmı da öyle kalsın artık. Bu arada sesim gitti. Farkındaysanız. Sesim gitti. Bu da böyle x'ini anlama geliyorsa artık. Bir de sarı kalemizi alıp şimşek çizmek istiyorum. Şimşek çizeceğim. Şimşek. Şimşeğimizi çizelim. Lan bu şimşekten başka her şeye benzedi lan. Lan bu şimşekten başka her şeye benzedi lan. Lan. Bir daha baştan çizelim. Yok la, güzel oldu la. Böyle oldu. Güzel oldu. Sonunda güzel bir şey çizebildim, becerebildim. Alkış Ayşe'ne. Bu arada böyle saçma sapan hareketler yapabilirim arkadaşlar. Çünkü çok hoşuma gidiyor. Seviyorum ya. Çocuklaşmayı çok seviyorum arkadaşlar. Sorry, eğer sevmiyorsanız siz. Ya ne yapabilirim? Siz de sevin arkadaşlar. Hepiniz sevin. Hepiniz. Çocuklaşın. Çocuk gibi davranın. Şımarın. Tamam mı? Çünkü ben çok seviyorum. Böyle basit çizimleri çok seviyorum ben ya. Çünkü böyle üç boyutlu gibi hani çiziyorlar ya kare kare falan. Onu hiç beceremiyorum. Bu arada çok uzatıyor olabilirim veya hızlı konuşuyor olabilirim ama ben böyleyim. Böyle yapıyorum yani. Sorry. Bunu da çizdik. Bayağı bir çizim yapmamız gerek arkadaşlar. Şu kenarlarını doldurmak için bu arada. Bayağı bir şeyler çizip hepsini yapıştırmam gerekecek. Bir de dondurma yapalım. İlk tane dondurmamız var arkadaşlar. Onu çizelim. Bir tanesi bu. Bir tanesi bu olsun arkadaşlar. Bayağı bir kötü oldu ya, neyse. Nam 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 nam. Canım dondurma çekti. Uf, dondurma çekmemeli Ayşen. Ayşen, kış geliyor Ayşen. Külahına göre üstündeki şeyler çok küçük büyük oldu. Külah çok büyük oldu arkadaşlar. Onu nasıl yapalım? Bir tanesi kırmızı. Bir tanesi pembe. Bir tanesi turuncu olsun. Birisi geldi. Kim o? Bunu da kahverengi yapalım bence bir. Ama kahverengi, açık kahverengi kalemim olmadığı için. Onu şeyle yapacağım. Kurşun kalemle yapacağım. Çünkü kurşun kalemle daha güzel olur. Böyle. Diğer dondurmamız da arkadaşlar şu. Diğer dondurmamız bu. Diğerlerimiz bu. Veli mi geliyor? Ne oluyor lan? Bakalım. Buraya şey yapalım ilk olarak. Şöyle yapalım. Umarım beğeniyorsunuzdur arkadaşlar videomu ya. Bu şekilde diğer dondurmamız. Kıpkırmızı bir dondurma. Vişneli olsun arkadaşlar bu. Bu dondurmamız vişneli olsun arkadaşlar.
Vişneli, koyu kırmızı ondan dolayı. Şu an 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane çizimim oldu arkadaşlar. Şurada böyle kenarı falan fazlalık oldu ama ben bunu böyle dümdüz bir şekilde keseceğim. Yani kenarını falan şey yapmayacağım. Başka da çizeceğim. Bir de böyle zafer işareti var arkadaşlar. Zafer işareti var. Onu da çok seviyorum. Yani zafer işareti olduğu için seviyorum. Onu çizelim. Arkadaşlar. Başka bir şeyden dolayı sevmiyorum yani. Yanlış anlaşılmak da istemiyorum. Ben. Bu arada hiç çizim yaparken yanlış yapmadım farkındaysanız. Ne haber? Deyip yanlış yaptım sanırım. Neyse. Derax. Yanlış yapmadım. Düzeltebilirim ben bunu. Bu zafer işareti. Yani zafer güzel bir şey ya. Zaferle kutlamak falan. Zaferlenmek. Zafer güzeldir. Zafer bizimdir. Bunda biraz zenci yapmak istiyorum ben. Zenci parmağı olsun bu. Zenci parmağımız. Çünkü ben ırkçılık falan sevmiyorum ya. Şeyi anlattım mı size ya? Zenci bir tane abi yanıma geldi. Instagram story'inde paylaşmıştım kapanan hesabımda. Bana adresi falan sordu işte. Ben bindirdim gönderdim, biraz geç kaldım sandım ama geç kalmadım. Yani geç kalmadım ama abi gönderdim yani, ondan sonra kendim de bindim gittim yani. Baktım da var diye düşündüm. Bu şekilde arkadaşlar, ama bayağı bir şeyler çizmem gerekiyor. Renkleri falan çok canlı gözüküyor, farkındayım. Başka ne çizebilirim? Bir tane de deniz yosunu mu deniyor, deniz kabuğu mu? Kabuğu var arkadaşlar, deniz kabuğu çizeceğim. Deniz kabuğu da çizelim. Annem beni gururla izliyor. Denizli'nin gururu. Gurur duyuyor eminim benimle ya. Bir de böyle bir tane deniz şeysi çizdim. Bunu da mor yapmak istiyorum. En sevdiğim renklerden bir tanesi mor arkadaşlar. Ama mor bulamadığım için buldum arkadaşlar. Sonra mor yapacağım. Bir dakika. Böyle. Ama çok fazla şey oldu bu ya. Çok koyu oldu yani. Bu videonun başta ne olsa acaba ya? Çıkartma yaptım mı olsa? Yani stickers yaptım mı olsa, yoksa eskiz defterimin kapağını süsledim mi olsa? Bilemedim. İkisini de yaparım ya, o kadar izlenir. Cıvıl cıvıl bir eskiz defterim olsun istiyorum arkadaşlar. Bir de arkadaşlar ben böyle video çekiyorum yani. Ben bunu YouTube'a yükleyeceğim de neler neler çekiyorum ya. Bir popüler olsam böyle YouTube'da 10 milyon falan abonem olsa da gitsem şuralardan. Çünkü altyapısı yok arkadaşlar bizim yaşadığımız mahallenin. Ve bu yüzden internetimiz de çok yavaş maalesef. Böyle ünlü olsam falan, reklamlar, sponsorluklar gelse gitsem buradan ya. Çok güzel olacak. Ben annemle beraber gitsek. Annemi de çok sevdiğim için ya. Annemle beraber yaşadığım için ben. Kameramında şarjı 2 diş kaldı. Bu arada. Neyse ya, yedek pilimi takarım. Bu deniz kabuğu da böyle bir deniz kabuğu. Biraz koyu oldu ama rengi bence güzel oldu yani. Bu şekilde çizdim. Ve daha devamını da çizeceğim arkadaşlar. Devamını da buraya çizeceğim. Acaba yapıştırsam mı ya? Acaba yapıştırsam mı direkt? Keselim bakalım. Şöyle keserken de çekeyim. Böyle çıkartmalar yaptım arkadaşlar. Bence çok güzel gözüküyor. Umarım siz de beğenirsiniz. Ben beğendim yani. Siz beğenmeseniz de... Beğenmeseniz de olur falan diyorum ama yani kötüyorum genç, üzülüyorum. Neyse. Arkadaşlar daha da vermeseniz. Şarkıyı rahat bırakamıyorum arkadaşlar. Şarkıyı çalamıyorum. Çok seviyorum. Mesela arkadaşımla falan buluşuyorum işte. Ve söylüyorum hani. Daha da vermeseniz diyor. Şarkıyı çalamıyorum. Bir de yine görüntülü konuşuyorum. Daha da nasılsınız? Ben geldim diye mi kaçıldın? Diyorum. Anne neden beni izliyorsun bebiş? Kalm çok mu seviyorsun? Bu şekilde işte arkadaşlar ya.
Yani ünlü olsam da gitsem şu mahalleden büyük şehirlere sponsor olan evlere falan. Çünkü öyle oluyor ya, genelde ünlüler sponsor oluyorlar ve gidiyorlar, büyük evlerde yaşıyorlar. Ben burada zar zor video çekmek için uğraşıyorum. Neyse, her şeyin bir zaman vardır bence. Tabii öyle diyorum ama yok büyük evde yaşıyorum, yok sponsor bilmem ne. Benim eşyam çok fazla arkadaşlar. Benim eski sevgilim beni kaçırmaya çalıştı. Yani kaçalım edelim, gidelim evlenelim, gidelim teyzenle meseleyim falan dedi. Umarım dediğimi anlıyorsunuz. Hani kaçalım dedi. Teyzenler beni sevmiyor. Kaçalım evlenelim dedi. Ama ben eşyam çok fazla olduğu için kaçmak istemedim. Yani doğru doğru. Eşyam çok fazla. Yok işte gitarım var. Yok bir sürü dikişi malzemem var. Yok işte bazı elektronik eşyalarım var. Bundan dolayı kaçmak istemedim. Çünkü ben onları nasıl bırakayım? Ben bebeklerimi, bir de kedim var. Kedimi nasıl bırakayım da gideyim acaba? Bırakamam arkadaşlar. Bundan dolayı eğer yardıma gelecekseniz, ben bir yere taşınırsam, sponsor ev falan bir şey olursa, çünkü bir tane ünlü birisi var ya, onun her şeyi sponsormuş. Hani telefonu, arabası, evi, bilmem nesi. Yardıma gelirsiniz taşımak için. Umarım bir gün gerçek olur. Ha, bir fenomen daha var, isimlerini geçirmeyeceğim. O da öyle video çekti. Takipçilerim evime taşımama yardım etti diye. Çok güzel bir videoydu, izledim. Sevdiğim bir fenomen. Daha da anlaşırsınız. Cenazem mi var? İşinizsiniz mübarek. Arkadaşlar mesela böyle deyince aklıma şey geldi. Mesela mesela şuradalar arkadaşlar. Çok fazla izlediğim iki tane dizi var. Sadakatsiz ve Kardeşlerim. Sadakatsiz'in hastasıyım zaten. En son bir tane röportajcı kaldı videosu çekmiştim. Yani en son dediğimde bir yıl oluyor. Yani 8-9 ay oluyor. Ve o videoda bile Sadakatsiz izledim. O derece seviyorum. Resmen kendimi Asya'ymışım gibi falan görüyorum. Çünkü ben daldırtıldım ve iyi ki evlenmemiştim yani. Asya'yla tek farkımız benim evlenmemiş olmam. Ben sevgiliyken aldatıldım. O onunla evlendi. Beni sevgiliyken aldatıp başka birisiyle evlendi. Benim aslında durumum, onun durumu tabii daha kötü. Oğlu falan var. Umarım sohbetimi seviyorsunuzdur arkadaşlar. Ben çok seviyorum sohbetimi. Kendi sohbetim de demiyorum ama kendi sohbetim çok güzeldir arkadaşlar. Çenem düştü, farkındayım. Neyse. İşte bu şekilde de küçük küçük şeyler çizdim. Ve onları kestim. Bence çok az oldu ya sizce. Şunu şuraya yapıştıracağım. Ama arkaya ne koyacağım? Şunu şuraya koyalım, şunu şuraya koyalım. İki tane kırmızı durmasın yani ya bence ya. Arkadaşlar varsa fikriniz falan yazabilirsiniz. Nasıl nötr kapatabilirim, nasıl yapabilirim falan. Böyle yaptıkça küçük küçük çizimde stikerler falan. Hepsini böyle kapatmayı düşünüyorum hani. Yapmayı düşünüyorum. Böyle çok tatlı oldu ya. Ama daha bitmedi. Biraz daha stickers yapmak istiyorum. Bunları koyalım buraya. Biraz daha stickers yapmak istiyorum. Bu arada bakıp bakıp çiziyorum arkadaşlar. Hani çok güzel çizdin, çok güzel ettin, çok güzel falan diyecekseniz bakarak çiziyorum arkadaşlar. Bakmadan çizemiyorum. Bunun için. Bir de şey çizeceğim. Elmas. Böyle elmas sanırım. Zaten çizince göreceksiniz. Elmasa benziyor. Aynen. Elmasa benziyor bayağı. Yani elmas gibi bir şey var. Aynen. Bu şekilde bir elmasımız var arkadaşlar. Ben. Elmas ben. Ben elmas gibi kadınım be. Elmas gibiyim be. Bazen deli saçması hareketlerim olabiliyor. Sorry. Ama çok seviyorum ya. Ne bileyim ya. Bence saçmalamak kadar güzel şeyler yok. Çocuk gibi olmak böyle. Küçük küçük çocuk gibi konuşmak, etmek, tutmak böyle. Ne bileyim işte. Tabii bunların hepsini de zamanında yerinde yapmak önemli. Elmasımız oldu. Ay boşuna çizdim. Bir dakika, siz göremediniz. Elmas bu arkadaşlar. Elmas dediğim şey bu. Burada konuşuyorum. Çizerken size doğru tutmamışım. Elmas bu. Elmas sanırım bu. Bir de şöyle bir işaretimiz var arkadaşlar. Onu çizeceğim.
Umarım becerebilirim. Beceremezsem yardıma gelin. Aa, bakalım. Silgimi kaybettim ya. Hiç silmedim ki ben şimdiye kadar zaten. Ondan dolayı olabilir yani. Uf, neyse ya. Böyle oldu. Böyle bir çizim. Bence güzel oldu. Ya, siyah kalemle üstünden geçerken arkadaşlar bence daha güzel oldu. Bu şekilde. Ve ben bu eli sırrı yapmak istiyorum. Yok bir dakika. Ben bunu da zenci yapmak istiyorum. Seyircilerle bir takıntım yok arkadaşlar. Sadece ben şeyi sevmiyorum. Açılığı sevmiyorum. E pek fazla da ten rengim olmadığı için yani. Bu yüzden de zenci yapayım dedim. Şimdi zenci diyecekler bana. Neyse. Bana zenci demeyin. Bir dakika, ben silgimi nereye koydum ya? Neyse artık. Arada da bakıyorum hani çiziyor mu falan diye, yani gözüküyor mu diye. Pek güzel olmadı sanki ya, böyle yapmış. Neyse. Şunu da şöyle yapalım bence biz. Ama arkadaşlar açık mavi olarak gözüküyor. Bakar mısınız? Ve ne kadar koyu çiziyor. Mazerlerini koyu yapacağım. Mazerlerini gene kuru kalemle çizeceğim ben. Bu gölge gibi olacak yani. Böyle yapalım. Neyse şarjım bayağı dayandı ha. Çok şükür, bil şükür. Şöyle yapalım. Ha, bir de şöyle bir kalemim var. Bu cidden açık renk çiziyor yani. Bu bayağı açık renk çiziyor. Ondan dolayı. Her yerini çizdim, boyadım. Bu bayağı açık çiziyor zaten ondan dolayı. Ama şöyle yapalım bence. Arkadaşlar bu hesabım da kapanacak diye çok korkuyorum. Bana yazıyorlar ya. Bana yazıyorlar. Hesabını kapatacağım, sileceğim diyorlar. Sinirlerimi aplatıyorlar. Birisi de hikayesi de paylaşmış hesabı sildim diye. Manyak ya, övünüyor hesabı silmesiyle. Sinir bozucu ya. Bir tane de ruj çizeceğim. Ruj. Ruj arkadaşlar. Ruj. Ruj diyemiyorum ama olsun. Ondan şunu rujumu şöyle gelsin. Bu. Diyemediğim kadar çizemiyorum da arkadaşlar. Hem diyemiyorum hem çizemiyorum yani. Sorry. Ben de her şey sorry sorry. Bir öğrenmişim İngilizce kelime sorry. Sorry, sorry. Neyse. I'm sorry. Bu da böyle bir ruj olsun. Ama rujumun şeyinin pembe olmasını istiyorum ben. O ruj kısmının yani işte. Ay, ay. Ay bu ne oldu böyle? Ay. 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 Ne biçim ruj bu? Neyse. Bunu da bazenlerini kuru kalemle boyayayım ben. Yok fosfor pembesi kalem, kaçeli kalemle yapacağım ya. Bence güzel oldu sizce. Aa, şarjım bitiyor. Pili bitti de arkadaşlar. Pilini değiştirdim ondan dolayı birazcık. Yani hemen pilini değiştirdim. Diğer pili şarjı taktım ve geldim. Ondan sonra ne çizelim başka? Bir tane de şöyle kalp yapılmış bir tane el şeysi var. Onu çizmek istiyorum. Kalp yapmış yani eliyle. Onu çizeceğim. Ama çok zorlanıyorum ya. Büyük ihtimal ben bunu çizemeyeceğim. Bir dakika şöyle yapalım. Lan bu ne biçim parmak? Oldu ya, oldu. Relax Ayşen.
Ama bu bana ters düşüyor ya. Şöyle. Şimdi ben bunu ne seçeceğim? Ha, şöyle kenardan çizebilirim. Yani kesebilirim bence ya. Silgimi bulamadım neyse. Kenarından keserim ben bunu büyük ihtimalle. Ay arkadaşlar, ilk çektiğim resim videosunda yatağın üstünde resim çiziyordum. Ve ne kadar çok zorlanmıştım ya, hatırlıyorsanız. Şu an masanın üstünde yaptığım için pek zorlanmıyorum. Zaten fazla zor olmuyor. Tamam. Kaktüs var, ghost var, hayalet. Şey var bir tane. Böyle tatlı. Tatlı olsun. Bir tane tatlımız olsun. Şöyle aksın, şöyle kenarından aksın. Şöyle kenarlarda şey olsun. Onu çizelim. Boyayalım yani, daha doğrusu. Böyle videolar izlemek çok hoşuma gidiyor ya. Ve umarım bu videomu tutulur arkadaşlar. O kadar çene çaldım yani. Ne bileyim, beni daha yakından tanıma fırsatınız oldu. Umarım bu videom tutulur yani. Bir de üstünde pembiş pembiş bir şeyler yapalım. Yani benek benek. Pek güzel olmadı ama öyle. Neyse artık. Ve kahverengimizde de çikolata yapalım kenarına. Kenarda çikolata olsun. Tamam, böyle oldu. Aa, geriye ne kaldı başka? Bir tane de şey var. Ama o olmaz büyük ihtimalle. Çünkü beyaz kısmı gerekiyor. Yumurta olduğu için sarı ve beyaz kısmı gerekiyor. Neyse, olmaz büyük ihtimalle. Kaktüs yapalım ya. Bugün de resim çizme günü ilan ettim arkadaşlar. Hepiniz alın elinize kollarınızı, resim çizin. Tamam. Böyle kaktüs. Buraya bir tane yavru kaktüs. Buraya da ayı gibi bir tane kaktüs çizeceğim. Ama olmadı. Sığmadı ki. Hava çok soğuk. Susar mısın bebişkom? Okay. Ve kaktüsün üstünde çiçek açmış yaptım. Yani çiçek gibi bir şey vardı burada. Benim bakarak yaptığım için tabletten. Kaktüsün üstünde de çiçek gibi bir şey var. Çalacağım. Bayağı bir çıkartma yaptım ya. Bu video yarım saat olabilir arkadaşlar. Ben hangisini köpeceğim, hangisini keseceğim? Hiçbir fikrim yok. Ay sen Çünkü bebiş çok fena kolay değil. gıybet ediyorum. Çok fena. Kendime Asya'ya benzetmediğim kalmıştı bir. He? Bebiş kolay dediğin mi hoşuna gidiyormuş? Arkadaşlar dedi. Arkadaşlar bir şey soracağım. Şimdi annem size bir şey soruyor. Arkadaşlar demem mi sizin hoşunuza gidiyor? Yoksa bebiş kolar demem mi hoşunuza gidiyor? Annem bunu merak ediyor. Bütün derdimiz, tırsımız, bütün her şeyimiz bitti. Annem bunu merak ediyor. Neyse, zaten derdimiz yok, bir şeyimiz yok, çok şükür ya. Hayatımdan çok memnunum. Yani o kadar teyzemle falan tartıştık ama. Neyse ama. Herkes ne kadar meraklı başkalarının hayatına bir şeyler yapmasına ve eleştirmeye, ne kadar meraklı ya. Yerim seni kuru. Neden diyordu o söz? Ayşen yapar. El alem konuşurum. Yani büyük insanlar konuşulur. Küçük insanlar konuşur. Az olan konuşur yani. Annem bile bu şekilde düşünüyor. Şimdi bunu da kes. Ghost yapalım en iyisi. Ghost yapacağız hemen. Ghost'un Ha, kaykay yapalım arkadaşlar. Bir de kaykayımız var. Bir dakika. Ben neyse ya. Montajlarken de düşünürüz artık bir şekilde. Acaba ne dedim ben orada ya? Hatırlamıyorum. Video başlatmamışım yani. Neyse artık.
Yani kendi kendime konuşmuşum burada. Şimdi bir baktım, bir telefonun ekranında ben yokum. Gitmişim yani. Kamera kapanmış. Büyük ihtimalle video başlatmadan çektiğini sanmışım ben. O şekilde. Bir de o kadar ya, ama kameranın videosunu başlatmışım, kendi videosunu başlatmamışım. Yani telefonum, yani kendime göstermemişim, öyle olmuş. Onu nasıl düzelteceğim hiç bilmiyorum ya. Birazdan beynim yanacak kamerayı. Yani montaj zaten beynim yanacak büyük ihtimalle. Bu şekilde. Küçük küçük de çıkartmalar ekleyeceğiz arkadaşlar. Sketchbook'umuza. Keşke böyle bir yapıştırıcı alsaydım ya. Yani iyisinden. Nasıl yapıştıracağım ki ben şimdi bunların hepsini ya. Yapıştıracağım, berbat yapıştırıyor. Neyse artık çalışacağız, uğraşacağız, didineceğiz. Şimdi arkadaşlar. Bunlar bu şekilde gözüküyorlar. Birazcık dağıldım ama birazcık dağıldım arkadaşlar. Toparlanabiliriz bence. Bunu bu şekilde buraya koymak istedim. Yani bunu böyle yapıştırdım. Yapıştıracağım markası glue stick, mikronu. Ve hiç memnun değilim. Yani kullandığım üzere hiç güzel yapıştırmıyor. Mikro. Sanırım tarihi geçmiş olabilir yani. Biraz dışına mı taşırsam acaba? Yani dışına mı çıksa? Sizce? Şunu da şöyle yapalım. Şu rengi kapatsın istiyorum. Yeşil rengi. Yok ya, olmadı. Şu eksi onu da buraya koyalım bence biz. Yok ya, olmadı. Bir dakika. Şunu da şöyle şuraya koyalım bence. Şöyle güzel olacağı benziyor. Böyle. Bence güzel oluyor. Yani. Sizce arkadaşlar? Yapıştırmıyor gibi. Yapıştırmıyor. Neyse. Şöyle de yapabilirim aslında. Geri kalan kısımlarını böyle sulu boya gibi bir şeyle yapıp böyle sulu boya da dökebilirim. Yani o şekilde de boyayabilirim bence. Sizce? Veya marker kalemimle de boyayabilirim arkadaşlar bence. Yani öyle de olabilir. Böyle oldu. Bunlar büyük ihtimalle çıkar gider ya. Emanet gibi gözüküyor. Emanet gibi. Böyle. Ondan sonra bunun hepsini yapıştırmak istiyorum ama arkadaşlar ben. Dondurmamızı da buraya koyalım. Sonra zafer işaretimizi de şuraya koyalım. Yok ya, olmadı bu böyle. Oldu mu sizce? Oluyor mu arkadaşlar? Ben mesela böyle bir video görsem direkt açıyorum, hani cıvıl cıvıl rengarenk ısır yapmış falan diye merak ederim. Umarım siz de merak ederseniz ve gıybetimle beraber beni izlersiniz arkadaşlar. Gıybet time. Şaka maka gıybet, ölü et yemek gibi falanmış arkadaşlar. Yani çok günah ama seviyorum ya. Ne yapayım yani? Şu anda dondurmamız var. Neyse ki önceki şeyini de çektim yani, hani eskici defterimin ilk önceki kapağını ve sonraki kapağını diye çektim hani. Bence hiç boş yer kalmaz ya. Karşı bile yani fark etmez. Güzel gözüksün de yeter. Şöyle yapalım.
Ben bunu montajlarken canım çıkacak arkadaşlar. Çünkü çok uğraştırıyor. 8 saatte falan yok yani 8 saat iyice abarttım. 3 saatte falan herhalde montajlarım yani. Sabah kadar da çok zorlukleniyor arkadaşlar. Yarım saat büyük ihtimalle video sürecek. Büyük ihtimalle video yarım saat sürecek arkadaşlar. Daha uzun da sürebilir. Bilmiyorum kaçım işte. Ama gıybet time'ımı şey yapmak istemiyorum. Kırmak istemiyorum. Gıybet tam. Hala İngilizce grubundan mesaj gelmeye devam ediyor arkadaşlar. Acaba hocamız ne dedi? Acaba bana mı bir şeyler söylüyor? Merakla bekliyorum. Dur. Şuraya da şu ruju şöyle yapalım bence. Balayı yazacak yer kalmadı. Şunu da şuraya koyalım. Çok fazla doldurduk. Böyle yapıştırmayan da ne bileyim yani. Değil mi? Bunu da buraya koyduk. Vav, cıvır cıvır olmadım arkadaşlar. Şimdi de biraz berbat edebilirim. Yok ya berbat etmem ya. Niye berbat edeyim? Şuralarını boyayacağım ben ya. Olmuyor. Büyük ihtimalle sulu boyayla boyamam gerekiyor. Güzel mi oldu arkadaşlar sizce? Eskisi defterim bu şekilde gözüküyor. Bence çok güzel yani cıvır cıvır oldu arkadaşlar. Sevdiniz mi? Yani bu kadar güzel bir şey yapacağımı düşünmemiştim. Tabii ki de düşünmüştüm. Ben çok becerikli, çok güzel. Her şeyi hem anında anlayan. Çabucak, çok zeki, çok güzel, çok iyi, çok mükemmel, çok mükemmel. Efsane, çok anlayışlı, çok güzel, çok kişisel güzel, çok güzel olan bir dişiyim. Neyse arkadaşlar. Şu an kendime gördüğünüz videoyu telefonumdan çekiyorum. Yaptığım işi gördüğünüz videoyu da şeyden çekiyorum. Kameramdan. Ondan dolayı. Bordoya boyayacağım. Bu şekilde. Yani hiçbir tarafı gözükmesin istiyorum arkadaşlar. Ve cıvıl cıvıl olsun istiyorum. Cıvıl cıvıl. Ne diyecek? Ve arka planda gözükmesin istiyorum. Ben bu şişeden az su içmemiştim. Durun bir dakika. Nasıl gözüküyor acaba? Şöyle gözüküyor. Nasıl gelecek acaba? Keşke şeyin yapıştırma özelliği olsaydı. Şu an aklıma geldi. Ne bileyim ya. Şeyin sulu boyanın yapıştırma özelliği olsaydı. Güzel olmaz mıydı sizce? Hı? Bence güzel olurdu. Saçmaladım. Saçmalayıp duruyorum. WhatsApp grubundan bir sürü mesaj geliyor. Ve beni de akrabamız yaramış ama açamayacağım. Sorry. Bence bu video çok izlenir ya. Öyle umut ediyorum. Çünkü cıvıl cıvıl bir video. Yani çok uğraştığım bir video. Ve çok güzel gözüküyor bence. Bundan dolayı şöyle boş olan kısımdan da sulu boyayla boyayacağım. İyi ki karton yapıştırmamışım ya. Onun yerine sulu boya yapıyorum mesela arkadaşlar. Karton yapıştırsaydım kolaya kaçmış gibi olacaktım. Ve yapıştırması da uzun sürüyor gerçi. Daha zor yani bence karton yapıştırmak, yapıştırıcı falan ama kim uğraşacak. Değil mi yani? Şu şekilde gözüktü. Önce ve sonrası fotoğrafını koyacağım. Yani before after demem de büyük ihtimalle. Zaten önceki halini gördünüz siz. Nasıl gözüktüğünü falan. Koyar mıyım bilmiyorum. Çok kararsızım. Şöyle yapalım ya. Şu beyaz kısmını da boyayalım birazcık. İyice her şeyi boyayasım geldi. Sorry. Çok şımarayım Ayşen. Keşke uçak modunu açsaydım telefonu ya. Bak pişman oldum. Telefonu uçak modundan almadım için pişman oldum. Arayan. WhatsApp grubuna gelene ya. Neyse artık. Ha
artık bu şişeden su içemem. Büyük şey içinde kendime çok teşekkür ediyorum. Bir zahmet içim Ayşe ya, zehirlenesin. Kimyasal madde var içinde bebişim. Bu şekilde gözüktü arkadaşlar. Bence çok cıvır cıvır. Ve bu videonun çok izleneceğini umut ediyorum. Çünkü çok güzel bir video. Ben böyle bir video görseydim merak ederim. Ben nasıl yapmış bunu falan diye. Ve çok güzel gözüküyor ya. Şurasını da boyayalım bence. Buraya da bitiş tarihi, isim soy isim bir şeyler yazacağım artık. Videomuz bitti arkadaşlar sonunda. Yani bir saat, bir buçuk saattir falan uğraşıyorum neredeyse çizimini, boyamasını ayrı ayrı. Ve başladığım tarihte 24 Aralık 2019, 24 12 2019 yazdım. Bitiş tarihi de eğer biterse onu da yazarım. İsmimi, soy ismimi falan diyeceğim ama onları da daha sonra yazacağım. Bu şekilde gözüküyor arkadaşlar. Ay. Bu şekilde gözüküyor arkadaşlar. Ay, içemedim. Bu şekilde gözüküyor arkadaşlar. Böyle cıvıl cıvıl. Cıvıl cıvıl. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Bu arada kameramı da kapattım arkadaşlar. Umarım sesim çıkıyordur ya. Büyük ihtimalle çıkıyor. Ama bildiğince de bildiğim ses çıkıyor. Yani neyse. Videom bu şekildeydi arkadaşlar. Vallahi sesimi falan çözemeyeceğim şimdi. Ama kapak çok güzel oldu. Bir de silikon yapıştırıcısı almak istiyorum arkadaşlar. Silikon yapıştırıcısı çünkü daha güzel ve güçlü. Ben biliyorum. Silikon tabancası falan oluyor. Sıcak yapıştırıcı olarak geçiyor. Onu da almak istiyorum. Vardı bir arama kayboldu. Tabancası duruyordu buralarda bir yerde. Onu bulmam gerekiyor. Videom bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar. Umarım beğendiniz bir videoyu. Çok dikkat çekiyor farkındayım. Her neyse çok seviyorum. O benim sevdiğim bir yemek, tamam mı? Yemek değil de tam olarak fast food. Her neyse. Umarım videomu beğenirsiniz arkadaşlar. Sizi de çok seviyorum arkadaşlar. Sizi öpüyorum arkadaşlar. Güle güle. Kanalıma abone olun. Her türlü video çekiyorum. Ders, vlog, yeni yemek kültürleri yediğim, resim çizdiğim her türlü. Onun için abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Bay bay. Güle güle. Bay bay. Bir dakika. Bir de saçımı göstereyim son olarak. Saçım da bu kadar güzel. Yani saçım o kadar yaptırsam. Yedisi el sürdü. O kadar para verdim. Herhalde göstereceğim. Birazcık şımarık olabilirim. Bunun için sorry dememi bekliyorsan daha çok beklersin. Trip de atarmış ya. Arkadaşlar bu arada saçımı Afrika ölmüştü yaptırdım. Bununla alakalı da belki ayrıca bir video çıkar ama hiç belli olmaz. Neyse. Bye bye.